İktidar gidiyor arkadaşlar. Harç bitti, yapı paydos arkadaşlar. Kim diyor bunu? Vallahi Uğurca diyor. Uğurca diyor ki bu pazar genel seçim olsa tercihiniz hangi partiden yana olur? CHP %29.7, İYİ Parti 21.5 alıyormuş. Bu ikisini topladığımızda karşımıza 51.2'yi yakalamış Millet İttifakı. Peki Uğurca kardeş, AK Parti'nin oyu kaç? Abo 23.1 mi? MHP'nin oyu kaç? 8. Cumhur İttifakı'nın toplamı %31 mi? Allah Allah. Demek ki AK Parti ve MHP bitmiş kardeşim. Bitmiş. Of. Kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Ne olacak bu halimiz? Hani bu yargılanacaksınız falan, hele bir AKP gitsin, bizim iktidar gelsin falan diyenler var ya. Abo vallahi. Bakmak istemiyorum. Olmaz. İktidar gidiyor arkadaşlar. Burada AK Parti iktidarını destekleyen bütün arkadaşlara kötü bir haberim var. Maalesef. Buraya kadar. Bitti. Harç bitti. Yapı paydos arkadaşlar. Yani durum vahim. Çok vahim. Ne yapacağız bilmiyorum. Nereye kaçacağız? Lan bu FETÖ'cüler de hazırlık yapıyormuş. Adem, Yavuz, Arslan falan döneceğiz diyorlarmış. Demek ki bu anketlenmiş. Yani onlara da gitti galiba anket. O anketi alınca adam diyor Türkiye'ye dönebilecek miyiz? Niye kardeşim, nasıl dönüyorsun ya? Dur bakalım, daha AKP var burada. Yok, AKP gidi. Gidi. Nereye gidi kardeş? Gidi gidi. ORC gidi. ORC. Şimdi bakın, anketler havada uçuşuyor. Biri iniyor biri çıkıyor. Biri iniyor biri çıkıyor. Ertesi gün Sözcü, Cumhuriyet, bir gün Halk TV. Bunlar hemen manşeti basıyorlar. AKP eriyor. Nasıl eriyor kardeşim? Hele bir söyle. Eriyor, eriyor. Mahvolmuşlar. Kim diyor bunu? Vallahi ORC diyor. Hadi bir bakalım ORC'nin anketine. Bakalım ne bulmuşlar. Madem bulmuşlar. AKP'yi göndermişler. Kendi iktidarlarını getirmişler. Bize de kara kara düşünmek kaldı. Mahvolduk. ORC diyor ki bu pazar genel seçim olsa tercihiniz hangi partiden yana olur? Bakın ne çıkıyor orada ya. Efendim, CHP %29.7. %29. %25'ten 4.7. Yukarı doğru gidiyor. AK Parti söyleyeceğim, durum vahim. Hazırlıklarınızı yapın, bavullarınızı toplayın. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. 29.7'yi yazdık. Bir dakika, toplama yapalım. Peki İYİ Parti ne kadar oy alıyormuş bu pazar genel seçim olsa? Efendim, bu pazar genel seçim olduğunda ORC'nin anketine göre İYİ Parti 21.5 alıyormuş. Evet. Bu ikisini toplayalım. Bu ikisini topladığımızda karşımıza Saadet Partisi'ne sıra gelmez daha. Onlar diğerler bölümünde. Yani ORC öyle uygun bulmuş. Babacan, Davutoğlu, Gültekin Uysal, efendime söyleyeyim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bunların oyları şimdilik çantada keklik. Evet, 51.2'yi yakalamış Millet İttifakı. Peki Uğurca kardeş, AK Parti'nin oyu kaç? Yani böyle hani utana sıkıla soruyorum. Arada bir fark var mı? Kapatma ihtimali var mı? Abo 23.1 mi? Bu kadar geriledi mi? ORC ne diyorsa doğru. 23.1. Peki ORC kardeş, MHP? MHP'nin oyu kaç? 8. Cumhur İttifakı'nın toplamı %31 mi? Allah Allah. Demek ki AK Parti ve MHP bitmiş kardeşim. Bitmiş. Millet İttifakı ise 51.2. HDP'nin lideri Pervin Buldan biliyorsunuz birkaç gün önce çıktı. Hey! Hey!
Biz kendi adayımızı açıklayacağız. Minnet etmiyoruz dedi. Bunlardan da hiç ses çıkmadı ya. HDP niye aday çıkarmasın? HDP'nin sizden ne farkı var? Bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak. Ulan Pervin Buldan bu kadar gürleyecek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalacak. Demek ki bir sebebi varmış. Demek ki öğrenci alttan alta, Kemal Bey elimizde anket var, HDP'yi hiç çıkarmadı. Bırak kendi hallerini. Konuşsun ya. Bak, bak. Öyle mi? Evet. Aha. 51.2. Vallahi bak. Emin misin kardeşim? Çok eminim ya. Al Kemal Bey bir daha gör. Peki HDP'nin oyu kaç? 13 küsür. Şimdi ORC'nin bu anketini gören Kemal Kılıçdaroğlu tabii çok sevindirik oldu. Yani ORC'nin kaptanı da böyle bu anketi verdi ya. Ama arada bir fark var. CHP'nin bazı yöneticileri bu anketi gördüklerinde şu anketin sağ tarafında yazılanı görmemişler. Nereyi? Efendim bu anket Mersin'de yapılmış. Ya Mersin'i, hani Mersin'i koymuşlar önüne, herkes gitmiş tersine. Aha vallahi kazandık. Ya durun ya arkadaş durun. Orice Mersin'de yapmış bu anketi. Mersin anketini koymuş önünüze. Ya okumaz mısınız kardeşim? Ya bir okusaydınız da. Şaka gibi değil mi? Ve bunu sosyal medyada paylaştılar biliyor musunuz? AK Parti eriyor. Bakın iki partinin oyu buraya çıkmış diye. Mersin'i tersini. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle anlamış mıdır acaba? Bilmiyorum. Şimdi siz de beni hayretler içerisinde dinlemişsinizdir. Şimdi içinizden bazıları da at yalanı seveyim inananı demiş olabilirsiniz. Lafınızı geri alın. Mahcup olursunuz. ORC'nin Mersin olayını anlattım sevgili kardeşim. Bak gelin buna Mersin şakası diyelim arkadaşlar. Mersin şakasını atlattıktan sonra gerçekleri konuşalım. Şaka maka yok. Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. AK Parti'de sözüne güvenilecek gerçekten çok önemli bir isim. Yani siyasete atılmadan önce, yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmadan önce ARGE'nin başına geçti ve çok isabetli oldu. O Mustafa Şen rakamları açıklarken şurasından bir yalan çıkarır gibi yapacak bir adam değil. Gerçekten değil. Yani neyse önüne konulan tablo neyse onu çıkarıp milletle paylaşıyor ve kolay kolay da paylaşacak bir adam değil. CNN Türkiye çıktı dedi ki kardeş doğru olan neyse size söyleyeyim mi? Söyle Mustafa Bey. Nedir oy oranınız? AK Parti'nin %41, 42, 43 oranında. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaçta? O da %52 dedi. Net. Biz bütün bu anketleri tek tek böyle arşivliyoruz. Seçim günü gelip çattığında ve o akşam kimin ne söylediğini, kimin yalan attığını, kimin uçtuğunu, kimin de Mustafa Şen gibi doğru neyse onu söylerim dediğini o gece hep birlikte göreceğiz. Özetle Mustafa Şen diyor ki AK Parti'nin oyu %41, 42, 43 oranında, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel oy oranında %52. Şimdi diyorlar ya hani AK Parti parlamentoda kaybedecek diye böyle bir beklenti var ya, aslında muhalif kesim de böyle söylüyor. Efendim bizim Cumhurbaşkanı adayımız kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanamaz diyorlar. Onların tek umudu parlamento çoğunluğunu ele geçirmek ve orada Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmek. Hedefleri bu. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Teşkilatlara sıkı sıkı tembih ediyor. Çalışın, koşun, koşturun diyor. Ama Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri harfiyen yapılıyor mu? Oradan şüpheliyim kardeşim. Çünkü herkesin bir beklentisi var. Daha dün bile duydum. Birisi dedi ki reis gelir şapkadan tavşanı çıkarır, hepimizi kurtarır. Bunu İstanbul seçimlerinden önce de, Ankara seçimlerinden önce de, yerel seçimlerden önce Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya vesaire iller içinde söylüyorlardı. Reis gelecek, şapkadan tavşan çıkaracak, bizi kurtaracak. Kurtarmadı, kurtaramadı. Sizin o kadar yediğiniz naneler var ki, siz o naneleri yiyeceksiniz, reis gelecek, sizi kurtaracak kardeşim. Kendiniz davaya verin.
milletin adamlarını bulun. Milletin menfaatine çalışacak, milletin menfaatine iş yapacak adamlar bulun. Kendi adamlarınızı bulacaksınız, getireceksiniz ve o adamın geçmişine bakacaksınız. Gırla küfür etmiş kime? Tayyip Erdoğan'a. Kime? AK Parti'deki bütün herkese. Kime? Sana, bana, ona. Adamın AK Parti ile hiçbir alakası yok. Getir. Gel lan buraya gel. Geliyor. Buyur kardeş. Bizim partide görev alır mısın? He? Olur mu? Ama ben Tayyip Erdoğan'ın zamanında küfür etmiştim. Ya onu boş ver kardeşim. O geçmişte kaldı. Küfür etmişsen tamam. Şimdi tövbe et. Tövbe ettim canım. Kesin tövbe ettim. Diyor ve adamı getirip Gençlik Kolları Başkanı yapıyor. Nerede? Balıkesir'de bunun örneğini gördük. Nerede başka illerde gördük? Gördük biz bunu. Bu 5 aylık süreç içerisinde de bu böyle devam ederse, herkes kendi cebinin derdine düşerse, herkes bir koltuk peşinde koşarsa, Tayyip Erdoğan allemi cihan olsa sizi kurtaramaz kardeşim. Yapacağınız tek bir şey var. Bu sefer kendi adamlarınızı değil, milletin adamlarını getirip o koltuklara oturtmak ve seçim kazanma gayreti içerisinde olmak. Olur mu? Ben şüpheliyim kardeşim. Çünkü hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Şu sıralar başka bir mücadele var AK Parti'de. Koltuk kapma mücadelesi. Burada isim vermeme gerek yok. Kendi içlerinde birbirinin ayağını kaydırmak için gece gündüz uğraşan tipler var. Bir tanesi daha geçen gün karşıma geçti. Yani bir dakika kendine, ailesine zaman ayıracak vakti olmayan önemli bir isim hakkında abuk subuk şeyler söyledi. La oğlum dedim, manyak mısın, gerizekalı mısın? O adam Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşı. Adam kendi ailesini, çocuğunu göremiyor. Senin bu söylediğin dangalak dangalak işlerin içerisine girer. Sen nasıl böyle bir iftira atıyorsun? Çünkü adam istediğini alamıyor. Alamayınca da sağda solda iftira atmaya başlıyor. Atıyor, attı. Sağda solda öyle gizli kapaklı kapılar ardında da değil ha. Öyle masalarda muhabbetle herkesin olduğu ortamda falanca kişi böyle yapıyor. Sonra o kişi bunu duyunca tabii canını okuyor ama netice itibariyle o dilini kesemiyor. Dilini kesemediği için iftira kampanyası devam ediyor. Nerede oluyor bu? AK Parti'de oluyor. AK Parti'nin içinde oluyor kardeşim. Tayyip Erdoğan gelecek, şapkadan tavşan çıkaracak, bu iftiracıyı kurtaracak. Eh ne güzel ya. Ne güzel bir dünya ya. Rasim Ozan Kütahyalı ekranlarda canlı yayında sanki bir arkadaş toplantısının, arkadaş grubunun içerisinde muhabbet ediyorlarmış gibi çıkıp küfür edecek. Rütük Beyaz TV'ye ceza kesecek. Bu Rasim Ozan Kütahyalı çıkıp kendini böyle kıymetli bir adammış gibi sunacak ve diyecek ki devlet denge kuruyor. Bana verdikleri ceza hikaye aslında Halk TV'yi kapatacaklar. Lisansını da elinden alacaklar diyor. Nagihan Alçı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Tayyip Erdoğan rejimi diyor. Bu da güya AK Parti'yi destekliyor. AK Parti'yi zora sokacak böyle bir lafı ediyor. Kendini kıymetli zannediyor ya. Ondan sonra herkes gelip bunun üzerinde tepiniyor. Sonra kıyamet kopuyor. Sonra Tayyip Erdoğan gelecek. Efendim Rasim Ozan'ın bu yaptığı densizliği düzeltmek adına şapkadan tavşan çıkaracak, öyle mi? Bu adam dilini tutamıyor. Bir keresinde boşnaklara laf etti, kurtardınız. Hadi bir sene, bir buçuk sene çekil kenara dediniz, çektiniz. Sonra getirdiniz, gel kardeşim konuş. Akıllandım dedi, özür diledim dedi. Fakat şu dili var ya, dili rahat durmadığı için çıkıp iktidarı sıkıntıya sokacak abuk subuk laflar ediyor. Ondan sonra da adamlar çıkıp diyorlar ki bak Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı, devlet plan yapıyor, Tayyip Erdoğan plan yapıyor, Halk TV'nin lisansını elinden alacaklar diye yaygara koparıyorlar. Bu arkadaş kıymetli oluyor. Kendi davası için gecesini gündüzüne katan, mücadele eden, kelle koltukta savaşan insanlar da kıymetsiz oluyor, kapının dışına itiliyor. Ayağı kaydırılıyor, yok sayılıyor, yok edilmek isteniyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan gelsin, efendim şapkadan tavşan çıkarsın. 4 ay kaldı ya seçime. 4 ay. 4 aylık süreç içerisinde eğer bunlar olacaksa Tayyip Erdoğan'ın milyon tane şapkası da olsa hem vallahi hem billahi oradan tavşan marşan çıkmaz kardeşim. Siz kulak verin kime? Şamil Tayyar'a. Siz kulak verin bu davaya gerçek inananlara ve Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini harfiyen yerine getirin. O zaman şapkadan tavşan marşan çıkarmaya gerek yok. Çünkü millet bazı şeyleri görüyor. Millet yaşıyor. Millet her şeyi görüyor. Hayat pahalılığına rağmen o millet ki dışarı çıktığında bir kebapçıya, bir işte ne bileyim lokantaya girdiğinde bir çöp şişiyor, yanında bir şey alamıyor ve 250 lira para ödüyor. Buna rağmen diyor ki kardeşim yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.
diyorlar ve AK Parti'ye oy vermeye devam ediyorlar. Yıllardır bu böyle, bu sefer de böyle. Ama eğer Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipler böyle meydanlarda cirit atarlarsa ve İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi illerde geçen seçimlerde milletin adamının yerine herkes kendi adamını getirip oraya koyarsa kusura bakmayın kardeş. Hatta geçmiş olsun diyebilirim şimdi. Siz fatura karşılığında yapılan anketlere kanmayın. Anketler yapıldığında, gerçekçi, inandırıcı anketler yapıldığında, mesela Hilmi Daşdemir'in Optimal Ajansı bir anket yaptığında oraya bakın. Oraya baktığınızda çıkan rakamları dikkate alın. E yahu bu rakamlar ortadayken, bütün olumsuzluklara rağmen bu rakamlar çıkıyorken, Allah rızası için ya. Ey AK Parti'ye gerçekten gönül verenler, etrafınızdaki AKP'lileri getirip de mülk sahibi, koltuk sahibi, bilmem ne sahibi, bilmem ne karşılığında buraları getirmeyi düşünmeyin, vazgeçin. Aksi takdirde bu duvarın altında siz de kalacaksınız kardeşim. Bizi geçtik, tamam. Biz kötüyüz, tamam. Eyvallah. Yahu gecesini gündüzüne katarak mücadele eden, çalışan, didinen, gerçekten Allah rızası için mücadele eden insanlardan ne istiyorsunuz ya? Düşün milletin yakasından ya. Bırakın insanlar çalışsınlar ya. Tarihi bir seçimle karşı karşıya 7 düvel bir araya gelmiş Tayyip Erdoğan'ın yıkma mücadelesi veriyor. Siz kendi arkadaşlarınızı yıkmanın mücadelesini veriyorsunuz. Yahu yazık, günah ya. Yapmayın, etmeyin. Bak yarın pişman olacaksınız ama pişmanlığınız fayda etmeyecek. Yapmayın, 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 yapmayın diyorum. Hadi bana eyvallah.